Arkadaşlar ben İnsanlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin benden çekmemi istediğiniz bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda arkadaşlar okul çantamda ve kalem kutumda ne olduğunu size göstereceğim. Okuldayken dedim ki hemen eve gideyim ve bu videoyu çekeyim. Ve arkadaşlar işte üstümü giyindim, şimdi bu videoyu çekmek için oturdum. Şunu söyleyeceğim, çantamı hani kesinlikle içine hiçbir şey eklemedim, değiştirmedim. Direkt okuldan bu çantamı alıp gelip dediğim gibi bu videoyu başlattım. Yani hiçbir şekilde bir şey ekleyip değiştirip çıkarmadım. O zaman hemen başlayalım. Ben bu sene arkadaşlar Kipling markasının, bu görmüş olduğunuz şey Kipling'in mavi renkteki sırt çantasını kullanıyorum. Ve kalem kutumda yine zaten göreceksiniz. Aynı şekilde Kipling'in mavi renk kalem kutusu. Geçen sene Eastwick kullanıyordum. Bu sene arkadaşlar Kipling kullanmaya karar verdim. Evet, içi dop dolu şimdi hemen. Önce çantanın fermuarları falan inceleyip içine geçelim. Hemen başlıyorum. Çantamın arkadaşlar ilk olarak şöyle önünde ufak bir göz var. Bu genelde boş oluyor. Büyük ihtimalle yine boştur. Hemen bakıyoruz ve evet boş. Şöyle arkadaşlar, ben bu gözü şunun için kullanıyorum. Şimdi kantine gidiyorum ve para üstünü alıyorum. Daha sonra işte 10'lu sınıfa gelip çantamın içini açıp sonra cüzdanı açıp parasını koymaya cüzdana üşendiğim için genelde direkt kantine gelince para üstünü bu ön göze atıyorum. Bu yüzden yani ben bu bölümü daha çok bunun için kullanıyorum diyebilirim. Evet. Şimdi içine geçelim o zaman. Şöyle arkadaşlar, çantanın burada bir kilit mi denir bunu? Aynen, böyle kapamak için bir aparatı, kiliti var. Bunu da açıyoruz ve işte tada. Bu arada çantamın içinin rengine bayılıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi toz pembe. Burada da böyle çantanız kaybolduğunda size rahatça ulaşabilmeleri için bazı işte bilgilerinizi yazacağınız yerler var. İsim, adres ve PON, işte telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ama yazmadım çünkü gerek duymadım. Şimdi o zaman artık içine geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi iki göz var. Biri büyük, biri küçük. Ben bu arkaya kitaplarımı, test kitaplarımı, not defterimi ve kalem kutumu koyuyorum. Zaten şimdi göreceğiz. Evet, o zaman ilk arka göz, yani büyükten başlayalım. Büyük göz arkadaşlar, bu büyük gözün içinde yine böyle iki bölüme ayrılmış şekilde. Bu arkadaki büyük göz arkadaşlar, bulamadım. Çantamın arkadaşlar arka kısmı iki bölüme ayrılıyor. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde normal böyle ön kısmı var, bir de şöyle burada cırt cırtlı bir kısmı var. Nereden başlayalım? Tamam, arkadan yalnız cevap vermişsiniz gibi. Tamam, o zaman arkadan başlayalım. Hemen burayı açıyorum. Buraya arkadaşlar, bu arka kısmı, ben defterlerimi ve kaynak, yani test kitaplarımı koyuyorum. Evet, okula test kitabı götürüyorum çünkü 8. sınıfız ve malum LGS. Bundan dolayı bulduğumuz bütün boş vakitlerde test çözmemiz gerekiyor. Ben de bu yüzden yanımda her zaman çantamda test kitabı bulunduruyorum. Çünkü arkadaşlar teneffüslerde çözüyorum elimden geldiğince ve bazen boş ders olduğunda hemen bunları çözüyorum. Dediğim gibi bundan dolayı her zaman yanımda bulunduruyorum test kitabı. Böyle işte burada kaynaklarım. Bu arada şunu da söyleyeyim. İşte siz hangi kaynakları kullandım merak ediyorsanız bununla alakalı ayrı bir video çekmiştim. İşte orada da hem nasıl LGS nasıl çalıştım hem de bunları, yani hangi kaynakları kullandığımdan size bahsetmiştim. Onu da izlemek istiyorsanız kanalımdan bulabilirsiniz. Kaynaklar. Daha sonra söylediğim gibi defterler. Bu kadar. Arkadaki bu kısım böyleydi. Ben buraya işte bunları koyuyorum. Şimdi geldik buraya. Buraya da arkadaşlar kitapları koyuyorum. Normal okulun kitapları böyle. Aa, bunlar burada kalmış. Okulda arkadaşlar deneme sınavı olduk. Ve ben de onları çantama koymuştum. Çıkarmayı unutmuşum. Böyle deneme sınavlarım. Bunları çıkarmış oldum bari. Bir de okuma kitabı. Yine her zaman bir okuma kitabı yanında da bulunduruyorum. Peki ben bulmam. Bulunduruyorum. Yine boş vakit bulduğumda okumak için. Bu arada şu an okuduğum kitap bu. Daha sonra bir şey diyeceğim. Neden iki tane not defteri var? Neden acaba? Ben arkadaşlar böyle genelde not defterlerimi değiştirme, yani uzun süre sonra sıkılıyorum ve hep değiştiririm. Bu yüzden bazen böyle durumlar yaşanıyor. Çantamdan iki tane not defteri çıkabiliyor.
bunu kullanıyordum. Sonra en son değiştirip buna geçtim. Çok tatlı ve bu ponili. Bu da gördüğünüz gibi unicornu. Böyle. Bu arada ikisinin de aynı boyut olması. Daha sonra bu tabii her zaman çantamda olmuyor. İngilizce derslerinde alıyorum. Bu bir İngilizce sözlük, böyle ünitelere göre kelimeler var. Ama dediğim gibi her zaman yanıma almıyorum. İngilizce dersi olduğunda bugün de vardı. O yüzden çantamdan çıktı. Yenmemiş bir mandalinayla muz yap. Ay birazcık ezilmişler bile. Evet. Anneciğim selamlar. Ben arkadaşlar annem bazen koyuyor. Ve genelde yemeği unutuyorum. Bu da onun bir kanıtı. Neyse. Anne özür dilerim. Bunu hemen kaldırıyorum. Bunu görmedik. Devam edelim. Son olarak da arkadaşlar. Bu gözde sadece kalem kutum kaldı. Kalem kutumu şimdi mi göstereyim? En son mu? Uzun bir düşünceler sonucunda arkadaşlar. Kalem kutumu en son göstermeye karar verdim. Yani bütün çantam bitsin sonra da kalem kutuma geçeceğiz. Bunu da kaldırıyorum. Ve ön kısım bit. Ay pardon, arka kısım bitti. Şimdi ön kısma geçeceğiz. Bu da böyle. Bunun içine de arkadaşlar zaten göreceğiz ama söyleyeyim. İşte anahtarlıklarım, ufak bir not defteri, sonra cüzdanım vesaire. Burası da şöyle. Buradan başlayayım. İlk olarak şurada şöyle küçük bir kısım var. Buraya ben peçetelerimi ve ıslak mendillerimi koyuyorum. Bu arada çok tatlı değiller mi? Böyle bunlarını aldık ve desen desen. Neyse şu anda konumuz peçeteler değil. Devam ediyoruz. Burada arkadaşlar şöyle benim ufak bir cüzdan gibi not defterim var. Bunu niye yanına taşıyorum? Çünkü hani illa yani hepimiz bunu biliyoruz. Böyle küçük kağıda bazen bir anda böyle ihtiyacımız olabiliyor. Bu da bu şekilde. Hatta bakın bir not mesela. Neymiş? Evet. Böyle bu da hemen koptuğu için bunu genelde yanına taşıyorum. Çünkü dediğim gibi hoca önemli bir şey söyler falan. Hemen elimin altında olsun diye. Aslında elimin altında değil, çantada. Neyse çaktırmıyoruz. Bunu yanımda taşıyorum arkadaşlar. Bir de çok şirin. O yüzden de aynı zamanda. Ve cüzdanım var. Böyle bir kısım var arkadaşlar çantada. Böyle bunun gibi şeyleri asmak için. Fermuarlı şeyleri. Cüzdan. Bunun içinde ne var? Para. Mantıklı. Böyle bir kedi kafası var. Yalnız çok böyle gerçekçi durmuyormuş şu anda. Evet çok güzel. Önde bir de anahtarlığım kaldı. Yani anahtarlık diyorum ama anahtar haricinde her şey olan anahtarlık. Sanırım bir de toka kaldı. Bu ne? Acil durum tokası. Bence her kızın, her kız öğrencinin yanında bu kesinlikle vardır. Yani ne bileyim bedende falan olur. Tok almayı unutursun, saçını toplamayı hemen toplarsın. O yüzden çantamda muhakkak bir toka bulduruyorum. Acil durum tokası adı da bu. Ve bitti. Evet. Boşaldı burası. Bitti. Bitti. Çantam tamamen bitmiş bulunmakta. Çantam tamamen bitti. Gördüğünüz gibi bomboş. O zaman artık ne yapalım? Kalem kutuya geçebiliriz. Kalem kutumda zaten en başta hatırlarsan söylemiştim. Yine aynı renk ve aynı marka. Şimdi inceleyelim hemen. 3 tane bölüme ayrılıyor bu şekilde. 1, 2, 3. Benimle saymayı öğreniyorsunuz. Çok komik. 3 bölüme ayrılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen en önden başlayalım. En öne ben renkli kalemlerimi koyuyorum. Şimdi hazır mısınız? Ve kendisinin düşmesi belli ama düşmedi. Böyle söylediğim gibi renkli kalemlerim var. Bu kalem kutusu arkadaşlar zaten ben bu özelliği çok seviyorum. Şöyle gördüğünüz gibi böyle kısımlara ayrılmış şekilde kalemlerinizi rahatça koyabilmeniz için. Ben de buraya böyle hem daha hoş bir görüntü olduğu için renkli kalemlerimi dizdim. Böyle. Şimdi burada zaten başka anlatacağım bir şey yok yani. Ne yapacağım? Tek tek renkli kalemleri göstermeyeceğim için. Böyle. Hemen orta göze geçiyoruz. Orta gözde genellikle kullandığım kalemler var. Yani uçlu kalemlerim silgi, uç ve fosforlu kalemler şöyle. İlk önce uçlu kalemlerimi göstereceğim. 3 tane uçlu kalem var arkadaşlar. İlk bununla başlayalım.
Bu pembe 07, bunu niye söyledim bilmiyorum, bir kalem. Bunu ben daha, yani diğerlerine göre daha az kullanıyorum arkadaşlar. Bunu genelde yanıma işte yedek olarak alıyorum. Hani kullanıyorum ama diğerlerine göre daha az böyle. Daha sonra iki tane mor uçlu kalem var ve evet, moru severim. Görebileceğiniz üzere mor tonlarını seviyorum. Bunu çok kullandım. Gerçekten hani okul açıldığından şu zamana kadar hep bunu kullandım diyebiliriz. Hatta zaten gördüğünüz gibi bayağı kirlendi. Çok iyi hatırlıyorum, bunu alıyorken bir tane vlog çekiyordum ve göstermiştim de sanırım. Hani aldım arkadaşlar, tamamen şeffaftı burası ama kullana kullana, zaten söyledim çok uzun zamandır kullanıyorum. Böyle gördüğünüz gibi pislendi, yani rengi gitti. Şeffaflık hiç kalmadı. Yine bu da 07 bir uçlu kalem. Bu aralarda bunu kullanmaya başladım. Bu da yine mor bir uçlu kalem. Yani bu aralar bunu kullanıyorum. En son bunu kullandım hatta. Uçlu kalemlerim bu kadardı. Şimdi şöyle tahta kalemim var bir tane. Buraya sticker yapıştırmıştım. Bir de fosforlu kalemler var. Fakat iki tane fosforlu kalemim yok. Çünkü bir tanesi iki taraflı. Alkış. Bunun arkadaşlar bir tarafı mor, bir tarafı sarı. Şöyle gördüğünüz gibi diğer fosforlara göre birazcık ince uçları. Bir de bir tane pembe bir fosforlu kalemim var. Çok iyi hatırlıyorum. Bunu arkadaşlar bir buluşmada, yani bunu sizlerden biri verdi. Buluşmadayken bana bunu biri hediye etmişti. Evet, bunu kullanıyorum. Teşekkürler. daha sonra iki tane silgim var. Bir tanesi böyle unicorn, bir tanesi de bu. Bu bitiyor. Yeni silgi almam gerek. Yani bunlarla siliniyor mu? Çok tabii silinmiyor. Ve kıyamıyorum o yüzden. Ama bir de şirin olduğu için yanımda taşıyorum. Bir tane de uç. 07, onu da söyleyeyim bari. Bu kadar. Şu orta kısımda bitti arkadaşlar. Şimdi hemen arka kısma geçiyorum. Bu kısım benim favori kalemlerimin olduğu kısım. Şöyle size de göstereyim. Evet, burası boş. Sadece şu kısmını doldurdum. Bunların ucunun hepsi aynı. Hepsi arkadaşlar siyah ince uçlu. Böyle bir şey söyleyecekmiş gibi oldum. Bir dakika, mola. Yoruldum. Söylediğim gibi bunlar, yani diğer kalemlerime göre benim favori kalemlerim. Hemen göstermeye başlıyorum. Bunları tek tek göstereceğim. Çünkü bir de çok sevdiğim için. Aslında alışveriş videosunda göstermiştim ama sonuçta bunun özel olarak, yani bu videoyu çekiyorum göstermek için kalem kutumu. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar mısır. Evet, mısır şeklinde. Mısır sevenler ben. Siz de seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Böyle normal sarı ve şuralar arkadaşlar şu kısmı böyle silikon gibi yumuşak. Burası çıkıyor. İsterseniz böyle çıkıp da kullanabilirsiniz. Ama bence böyle pek bir anlamı kalmıyor. Ben o yüzden burasını her zaman takıyorum. Yani çıkarak kullanmadım. Ucunu da göstereyim. Böyle siyah ince uçlu. 3 tane böyle galaksi modelli olan kalemlerimden var. Bunların yine söylediğim gibi zaten 3 de aynı. Hani desenleri aynı ama renkleri farklı. Bu böyle daha lacivert ve siyahın baskın oldu. Bu zaten direkt birazcık kahverengi, sarı ve turuncunun baskın oldu. Bu da böyle mavi pembe var. Bunda da böyle. Ve zaten söylemiştim ama yine de göstermek istiyorum. Hepsinin ucu aynı. Hepsinin ucu siyah. Şimdi hadi bakalım, kapama vakti. Tamam. Kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. Bir tanesi böyle ananaslı arkadaşlar. Kapağında ananaslı ve burası çıkıyor. Yine silikon böyle yumuşacık. Bu şekilde. Bir de son bunu daha yeni aldım. Hatta bunun alışveriş yolunu da gösterdim. Onu izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz. Sanırım hatta bundan bir önceki video o olabilir. Bu da arkadaşlar böyle dondurmalı. En sevdiğim, bu arada dondurma sanırım abur cubura giriyor. En sevdiğim kesinlikle dondurma. Dondurmayı yaz, kış, her mevsim çok 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 seviyorum. Dondurma kalpten. Eğer siz de seviyorsanız isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Böyle dondurmalı ve bunun da ucu yine bu şekilde. Ve bunun arkadaşlar buraları tamamen yumuşak ve bildiğiniz sanki böyle silikon gibi. Baksanıza yamuluyor zaten. Böyle. İşte bunlar da my favorite pencils. Benimle İngilizce öğreniyoruz. Woo.
Kapı açıldı. İşte bunlar da böyleydi. Kalem kutum da tamamen bitti arkadaşlar. Bu arada evet, buraya koydum bunu. Buraya bir şey koymadım artık. Daha koyacak bir şey bulamadım. Burası da boş. Ön boş diye, çünkü bunları çıkarmadım yani tek tek, gerek duymadığım için. Böyle bitti. İşte buydum arkadaşlar. Sizlere çantamda ve kalem kutumda neler olduğuna baktık. Hep birlikte neler olduğunu gösterdim sizlere. Ve videonun sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Peki buranın hali. Dın. Şimdi bunları toplayacağım. Neyse, içinizi karartmayayım. Bay bay.